Değerli basın emekçilerimiz ve kamuoyu, Türk Tabipleri Birliği'nin amaç dışı faaliyet gösterdiği gerekçesi ve Merkez Konsey Başkanı ve üyelerinin görevden alınması talebiyle açılan dava, dün 7. duruşmasıyla görülmüştür. Dava, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Başkanı ve üyelerinin görevden alınması ve yerlerine 5 kişilik kayyum heyeti atanmasıyla sonuçlanmıştır. Türk Tabipleri Birliği 6023 sayılı yasayla 70 yıl önce anayasal güvence altında kamu kurumu niteliğindeki bir meslek örgütü olarak kurulmuştur. Hekimlerin örgütlü gücü olan Türk Tabipleri Birliği, kolektif iradeyle sağlık hakkı için mücadele yürüten, halkın sağlığı için fedakarca hizmet eden hekimlerin meslek örgütüdür. Uzun süredir hedef gösterilen ve kapatılması dahi istenen Türk Tabipleri Birliği, Merkez Konsey Başkanı ve üyeleri hakkında açılan dava, hukuki değil, toplumsal muhalefeti, demokratik siyaseti engelleme ve susturma hedefiyle açılmış siyasi bir davadır. Türk Tabipleri Birliği'ne karşı açılan dava sadece Türk Tabipleri Birliği'ne açılmamıştır. Depremden 10 ay geçmesine rağmen kalkmayan çadırlardaki depremzede vatandaşların sağlığını korumaya çalışan hekimlerimizin davasıdır. Bu dava tehlikeli atık barındıran gemilerin Türkiye'de sökümüne ve sökümüne karşı mücadelenin Akbelen ormanları yaşatma mücadelesinin sanayi tesislerinin yarattığı kirliliğe karşı halk sağlığını korumanın davasıdır. Pandemide yitirdiğimiz sağlık emekçilerimizin gizlenen gerçeklerin açığa çıkarılması davasıdır. Şirket, şehir hastanelerine karşı bilime ve toplum sağlığına uygun hastaneleri savunma davasıdır. Sağlıkta şiddete, 36 saate varan nöbetlere karşı mücadele, hekim göçünün önlenmesi, nitelikli sağlık eğitimi ve sağlık hizmeti davasıdır. Akademik ve demokratik özgürlüklerin savunulması davasıdır. Demokrasilerde seçilerek gelen yöneticiler seçimle giderler. Aksi düşünülemez. Biliyoruz ki demokratik yönetim, antidemokratik yönetimler iktidarda kalabilmek ve tabanlarını konsolide edebilmek için düşman yaratma ihtiyacı duyarlar. Daha önce doğayı, şehirleri korumaya çalışan TÜMOB'un yetkilerinin alınması, halkın hukukunu koruyan Barolar Birliği'ne karşı yandaş barolar kurulması, seçilmiş milletvekilinin hakkını teslim eden Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunulması şeklinde hayat bulan hukuksuzluk bugün Türk Tabipleri Birliği'ne yapılmış ve Merkez Konseyi görevden alınmıştır. Hayatın başlangıcından sonuna kadar insanlarımızın sağlıklı yaşamı için gece gündüz çalışan, hayatından, ailesinden fedakarlık eden, pandemide olduğu gibi yaşamını ortaya koyan bir mesleğin mensuplarının anayasayla korunan meslek örgütü olan Türk Tabipleri Birliği'ne yapılan hukuk darbesi asla kabul edilemez. Verilen karar demokrasimize ve ülkemize kara bir leke, meslek örgütlerine, demokratik kitle örgütlerine, anayasa ve demokratik siyasete bir darbedir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak demokratik örgütlere, belediyelere kayyum atanması ve yönetimine karşı olduğumuz gibi Türk Tabipleri Birliği'ne kayyum atanmasına karşı da tavrımız nettir. Türk Tabipleri Birliği'nin yanındayız ve dayanışmaya devam edeceğiz. Pandemide, depremde, hayatın her alanında halk sağlığı için mücadele eden hekimlik yargılanamaz. Türk Tabipleri Birliği susturulamaz diyoruz. Teşekkür ediyorum.